Çok büyük bir felaketten bahsediyoruz. Son 100 yılda dünyanın, ülkemizin değil artık dünyanın karşılaştığı en büyük felaket ve bunun izlerini aktarmaya çalışıyoruz. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz toplum olarak. Bu hususu bir de sigorta tarafında değerlendireceğiz. Orada durum nasıl diye. Destek ödemeleri, prim ödemeleri başladı. Hasar ödemeleri diyelim. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli bizimle birlikte stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Gözde Geçmiş Hanım. olsun hepimize öncelikle. Hepimize inşallah. Şimdi ödemeler başladı dedik ama sigorta sektörünün genel bir durumuyla ilgili de sizden değerlendirmeler almak isteriz. Yani ne durumdaydı sektör? Bu ödemelerle ilgili bir işte süreç analizi yaptınız mı? Muhakkak yapmışsınızdır. Sizin söyleyecekleriniz neler? Öncelikle bu afette hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah tekrarı Hepimiz. olmaz. Ancak bildiğiniz gibi biz bir deprem ülkesiyiz. Fay Evet. hatlarının üzerine kurulu bir ülkede yaşıyoruz. Bundan dolayı sigorta sektörünün de burada hem sorumluluğu hem de etkinliği çok önemli. Hı. Hem öncesi hem sonrası felaketin sorumluluklarımız var. Bu çerçevede de biz başta Hazine Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda olmak üzere 4.30'dan itibaren Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurulumuzun liderliğinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve Türkiye Sigorta Birliği'ne üye şirketlerimiz aksiyon planlarını hemen devreye soktuk. Hı. Öncelikle tabii ki bu bölgedeki arama kurtarma çalışmaları öncelikliydi. İlk yardım önemliydi. Evet. Bu çerçevede bizler mümkün olduğunca kamu kurumlarımızın çalışmalarını engellemeyecek şekilde bireysel anlamda şirketlerimiz önlemlerini aldı. Ancak ilk fırsatta ki depremin 72. saatinden sonra Hı. hepimiz özellikle hasar ekiplerimiz öncelikle bölgedeki ekiplerimize, arkadaşlarımıza yardım etmek, sonrasında da sigortalılarımızın mümkün olan tüm operasyonel işlemlerini onları zora sokmadan yapabilmek adına Evet. ekiplerimizi sahada görevlendirdik. Hem gezici ekiplerimiz var, hem hasar işlemleriyle ilgili bilgi verecek ekiplerimiz şu an sahada görev yapmakta. Hı. Biliyorsunuz Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumumuz önlem olarak bu bölgedeki poliçelerin yenilenmesi veya bu dönem içerisinde tahsilat nedeniyle iptal olması durumlarıyla ilgili bir bülten yayınladı, bildiri genelge yayınladı. Şirketlerimiz de tamamen bu genelge çerçevesinde bu bölgedeki vatandaşlarımızın, sigortalı vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması ve herhangi bir şekilde bu afet nedeniyle ilave bir sıkıntıya girmemesi için poliçelerimizi yeniledik, tahsilat nedeniyle iptallerimizi kaldırdık. Tahsilat nedeniyle olabilecek sıkıntıları 8 Mayıs'a kadar ilk etapta ertelendi. Sonrasında da Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurulumuzun liderliği çerçevesinde yeniden yapılacak toplantılarla geleceğe de bakacağız. Ancak şu an baktığımız zaman tabii rakamlardan konuşmak böyle bir afette biraz zor. Çok zor. Çok zor. Yani duygusal anlamda çok zor bir dönem geçiriyoruz. Evet. Büyük bir afet. Kayıplarımız, can kayıplarımız çok. Ama sigorta sektörü olarak bizler kötü gün dostuyuz. Evet. Burada da bunu vatandaşlarımıza gösterebilmek için cansiperane bir çalışma var. Tüm bir taraftan bunu da paydaşlarımızla anlatmalıyız ki birlikte. bilinç artsın. Çünkü sadece Güneydoğu Anadolu değil, ülkecek biz deprem kuşağında fay hatları üzerinde yer alıyoruz. Bunları Kesinlikle. da konuşmamız lazım. Kesinlikle. Bizim DASK'lılık oranımız %49. Hı. Üstlerine ihtiyari olarak işte konut %20, kaskoda da %17 Hı. sigortalılık oranımız var. Yaklaşık ilk yapılan değerlendirmelere göre burada 1 milyar dolar civarında, yani 20-25 milyar lira civarında bir hasar ödemesi yapılacağı öngörülüyor. Bununla da ilgili sektörümüz karar aldı. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ve DASK'ın raporları doğrultusunda özellikle bireysel konutlarda doğrudan onların raporlarını takip ederek ödemelerimize başladık bir yandan da. Önümüzdeki hafta itibariyle önemli bir tutara da ulaşacak ödemeler. Burada amacımız sigortalımızı
böyle bir zor bir durumda bir takım operasyonel prosedürlerle uğraşmamak. Bunun için kamu kurumlarıyla da iletişim halindeyiz. Evet. Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurulumuzun öncülüğünde işte hayat sigortalarıyla ilgili, konut sigortalarıyla ilgili prosedürleri mevzuat anlamında da kolaylaştıracak işlemler yapılıyor. Biz de bunları takip edeceğiz. Tabii burada şunu söylemek durumundayım. Deprem yine olacak. Evet. Bundan sonra da devam edecek. Buradan aldığımız derslerle, buradan aldığımız ödevlerle, sorumluluklarımızla biz çalışmaya başladık. Bundan sonrası için mümkün olduğunca bu sigortalılık oranını daha üst seviyeye çekmek, devletin üzerindeki yükü, riski dağıtıp böyle durumlarda ülkemizin ekonomisinin devamlılığı anlamında daha fazla katkıda bulunmak için çok yoğun bir aksiyon planlarını hazırladık. Çok yoğun da bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah bundan sonrasında çok daha sigortalılık oranlarını da yükselterek böyle durumlarda ekonomiye ve vatandaşlarımıza bir nebze olsun daha fazla destek olabileceğiz. Çok şeyi de aktarabilir miyiz? Sahada ne gibi çalışmalar yapılıyor? Mesela tespitler nasıl ilerliyor? Bu aşamada neredeyiz biz? Tespitlerle birlikte süreç ne kadar uzar? Yani depremzedeler bu anlamda hasar ödemelerini ne kadarlık bir süre içerisinde alır? Aslında her şeyini kaybetmiş insanlar için artık bunlar çok çok önemli. Bunları konuşmamız lazım bir taraftan. Bunlarla ilgili öngörülerinizi de almak istiyorum. Tabii şimdi Doğal Afet Sigortaları Kurumu ödemelere başladı. Hı hı. Bunu da takip eden sigorta şirketlerimiz de ödemelerine başladılar. Önümüzdeki hafta itibariyle de önemli bir tutara ulaşmış olacağız ödemelerde. Ancak tabii önce araba kurtarma çalışmaları ve tespit, eksperlerin çalışmalarının bitmesi gerekiyordu. Bu çerçevede bizler sigorta şirketleri olarak ikinci bir inceleme, ikinci bir ekspertizi beklemeden mevcut raporlar üstünden ödemelerimizi yapacağımız için daha önceki normal zamanlardaki prosedürlerdeki gibi bekleme süreci olmayacak. Özellikle bireyseller için söylüyorum. Evet. Tabii konutların yanında ticari hayat var, iş yerleri var. Bunlar DAS kapsamı da dışında olduğu için bunlar ihtiyari sigortalarla, yangın, deprem, infilak, kar kaybı böyle durumlarda çok önemli teminatlar. Hı hı. Bu çerçevede ödemelerimiz de olacak. Ancak bunların tabii doğası gereği bazı incelemelerin, tespitlerin yapılması gerekiyor. Ancak burada da yine sektörlerimizde bir aksiyon alarak gerektiğinde avans ödemesi yaparak bu zor durumda olmasını veya ilave zarara uğramasını engelleyecek önlemler de aldık. Hı hı. Bu çerçevede bölgede faaliyet gösteren sigortalılarımız için hem bireysel için söylüyorum hem iş yeri sahipleri için söylüyorum. Prosedürlerimiz minimum seviyeye indirilmiş durumda. En kısa sürede ödenecek. Ama ödenmesi de tabii çok büyük bir şey değil, çare değil şu durumda. Evet. Çok daha başındayız ama omuz omuza dayanışma içerisinde bunun da üstesinden geleceğiz. Türk sigorta sektörü olarak bu afetin büyüklüğünü fazlasıyla kaldıracak güçteyiz. Keşke daha çok sigortalılık oranlarımız olsa, keşke tüm vatandaşlarımız sigorta şemsiyesi altında olsaydı ve biz daha çok ödeyebilseydik, daha çok destekli bulunabilseydik. Bu çerçevede umarım önümüzdeki dönem bizler de kendimize düşen görevleri daha fazla yaparak bu oranları en üst seviyelere çıkartırız. Zorunlu tutulan bir poliçe aslında. Fakat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verisi sanıyorum %49 değil mi? Evet. Bu bölge için geçerli olan oransal evet. sigortalılık durumu. Bir taraftan DASK'ın dışında önemli hususlar da var. İşte konutlarla ilgili yapılan yine sözleşmeler sizin değinmek istediğiniz noktalardan biridir diye düşünüyorum. Araçların kasko sözleşmeleri, bu depremde gördük ki zarar gören sadece evler değil. Evet. İnsanlar arabalarında, otomobillerinde uyumak, zaman geçirmek durumunda kaldılar bir taraftan. Onların da hasar gördüğünü takip ediyoruz. Ferdi kaza poliçeleri, hayat poliçeleri yine bunların içerisinde yer alıyor. Bölgeyle ilgili neler söylemek istersiniz? Toplamda 4 milyon deprem teminatı içeren poliçemiz var o bölgede. Tabii DASK'ın üzerine ihtiyari konut sigortası da yaptırılıyor. Onun ötesinde
Araçlarımızda da aslında normalde deprem sigortası var. Sigortalımız özellikle ben deprem teminatı istemiyorum demiyorsa, hı hı, bütün kasko poliçelerimizin içerisinde deprem teminatı var. Bu poliçenin bedelini düşürmek için çıkarılan bir... Evet, primi biraz daha aşağıya düşürebilmek için, hı hı, içerisinden ihtiyari kasko için söylüyorum, teminatlar çıkartılabiliyor. Benim genel müdür olduğum Türkiye Sigorta'nın ürünlerin hepsinde deprem sigortası, deprem teminatı otomatik olarak var. Özellikle sigortalımız çıkartmak istemediyse. Hı hı. Dolayısıyla 500 bine yakın bir araç şu anda tespit edilmiş durumda. Hasarlı ve pert durumda. Bunlarla ilgili de mümkün olduğunca yine süreçleri kısaltıp işte araç toplama merkezlerinden hasar personellerimiz işte plakalarını, şasi numaralarını tespit edip bize başvurulmasa dahi tüm sektörde aynı şekilde, hı hı, ihbarlar gelmeden tespit ettiğimiz tüm hasarları dosyalarını açıp prosedürünü ilerletiyoruz. 500 bin aracın bu depremde hasar gördüğünü, hatta pert olduğunu tahmin ediyoruz. Yaklaşık 1 milyar lira kasko tarafında bir ödeme olma, yani şu anki verilerle, hı hı, ihtimal var. Toplamda da dediğim gibi işte kasko ve diğer ihtiyari ürünlerle birlikte 1 milyar dolar çerçevesinde tahminlerimiz bulunuyor. Evet. Peki bu süreçle beraber sigortalılığın önemi anlaşılabilecek mi artık? Yani biz hep işte bugün deprem konuşuyoruz. Daha önce sel konuştuk. Ondan önce farklı hususlardan bahsettik. Doğal afetleri sıklıkla yaşıyoruz. Yani geldiğimiz nokta itibariyle küresel ısınmanın da öneminin altını çiziyoruz tüm bunlarla beraber. Ve bunların hepsi aslında poliçelerle sigorta altına alınabilecek riskler. Bunun önemiyle ilgili neler söylemek lazım? Yani kaybedilen, özellikle bu maddi varlıklarla ilgili canlarımızı geri getiremiyoruz maalesef, ama insanların bundan sonra yollarına daha rahat devam edebilmeleri açısından da önemli bir husus, zararlarını tazmin etmeleri. Burada nasıl bir etki var? Bunu sormak isterim öncelikle. 2019'dan bu yana baktığımız zaman işte pandemi, seller, yangınlar, depremler, Elazığ, hı hı, Malatya, evet, İzmir ve en son bu afetle birlikte aslında bizim sigorta sektörü olarak bir şey söylememize gerek kalmadan bir büyük resim ortaya çıkıyor. Hı hı. Burada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman bu doğal afetlerin %50 hatta daha fazlası gelişen ülkelerde sigorta sektörü üzerinden karşılanıyor. Hı hı. Ancak gelişmekte olan ülkelerde %3-4'lerde görüyoruz oranı. Bu oran bile bize daha gidecek ne kadar çok yolumuz olduğunu, sigorta açığımızın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Evet. Biz Türkiye olarak sigorta açığını gideren, en hızlı gideren ülkelerden biri olmamıza karşın %5'ler civarındayız. Dolayısıyla bu doğal afetler olmaya devam edecek. Hem küresel ısınmanın etkisiyle hem bulunduğumuz coğrafya sebebiyle en fazla doğal afetlerin etkisine maruz kalacak bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla sigorta sektörünün önemi, ekonominin kaldığı yerden devam etmesi, hayatın kaldığı yerden devam edebilmesi açısından çok bariz bir şekilde ortada. Umarım bundan sonrası için çok daha hızlı adımlarla çok daha iyi seviyelere getirebiliriz. Yine 2019'dan bugüne bakarken aslında işte SDDK'nın kurulması, Türk Reinsurance'ın kurulması, DASK'ın, Türkiye Sigorta'nın yani kamu sigorta şirketlerinin, hı hı, birleştirilmesi bu anlamda çok önemli yapısal önlemler ve hareketler. Sizin çok daha hızlı hareket etmenize de neden oluyor. Çok doğru. Aynı zamanda. Sigorta emeklilik, bağımsız bir sigorta emeklilik düzenleme denetleme kurumu sayesinde böyle durumlarda çok hızlı kararlar alınabiliyor. Gördünüz, hemen depremle ilgili, o bölgeyle ilgili sigorta emeklilik düzenleme denetleme kurumumuz kararlarını aldı. Sektöre duyuruldu. Sektörde SDDK'yı takip eder şekilde sigortalılarımızın bütün sıkıntılarını giderecek önlemlerini hemen aldık. Evet. Aynı şekilde hayat sigortaları tarafı da böyle. Evet, gidenin geri gelme imkanı yok ama geride kalanlar var. Hayat devam edecek. Bir yandan da mallarımızın, aktifimizin, milli varlığımızın da bu anlamda korunması çok önemli. Evet. Burada da sigorta çok önemli bir rol üstleniyor. Konuşalım bu iş yerlerinde da, muhakkak. Evet. Yani... İş yerleri tarafı da şimdi yine orada da zorunlu bir sigorta yok. Ancak, hı hı, burada şunu gördüm. Özellikle deprem bölgesinde gerekli incelemeleri yaparken hasar görmüş, hı hı, şirketlerimizde.
Teminatlarını otomatik olarak almışlar bazıları. Yangın, depremi olan var, olmayan var. Olmayanlar maalesef çok bu anlamda sıkıntıda veya pişman. Kar kaybı olanlarsa çok daha rahat. Çünkü kendi işletmesi zarar görmemiş olsa dahi aslında şu anda da faaliyete geçebilecek işletmeler var. Hı hı. Ancak çok büyük bir travma yaşamış bir bölgeden söz ediyoruz. Evet. Burada çalışacak insanların iş yerine gelme olasılığı yok şu anda. Yakınlarını, evlerini kaybettiler. Belki o bölgede bile artık ikamet edemiyorlar. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Tabii. Yani biz burada diğer depremleri, yani İstanbul depremi de dahil bu afetle karşılaştırdığımız zaman yanında çok küçük kalıyor. Biz o dönemki travmaları, yani hiç çatlak olmayan Düzce depreminde bile insanlar evlerine bir ay girmekte zorlandı. Evet. Bu bölgede de bu anlamda ticari hayatın tekrar ayağa kalkması, maddi telafinin dışında insanların da psikolojik olarak travmayı atlatmasına da bağlı. Hı hı. Bu anlamda da aslında sigorta sektöründe her türlü teminatımız var. Yani kar kaybını, üretim durmasını almış, teminatı almış şirketlerimiz için bu dönem çok daha rahat. Yani hem maddi kaybını ve tabii, bundan sonraki operasyonel anlamda faaliyete geçememediği döneminde telafisini yapabilecek. Bu anlamda iş yerlerimiz için, sanayicilerimiz için aslında önümüzdeki dönem için ödev yapılacaklar, sigorta tarafında teminatların tekrardan değerlendirilmesi, analiz edilmesi yönünde çok önemli bir ödev çıkartıyor. Bizler sigorta şirketleri olarak buradan gördüğümüz resmi analizleri sigortalılarımıza ve işletmelerimize götürüp neler eksik, nelerin tamamlanması lazım, şu ana kadar yaptığımız hatalar neydi ki bundan sonra yapmamamız gerekiyor böyle bir afetle karşı karşıya kaldığımızda, bununla ilgili riziko teftiş raporlarımızı, risk analizlerimizi yapıyoruz. Bu çerçevede de bölgede çok yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Hı hı. Ama tabii şu an çok yoğun bir arama kurtarma çalışmasının, erken dönem çalışmaların yapıldığı bir dönemde insanların canlarıyla, barınmayla, ilk etaptaki ihtiyaçlarıyla uğraştığı bir dönem olduğu için, evet, yani şu anda ben bu konuşmayı bile yutkunarak yapıyorum. Evet. Gerçekten insanların canları, işte orada yaşadığı dramlar, hikayelerin yanında bu konuları konuşmak şu anda çok zor. Ama zaman içerisinde bu afetlerle tekrar karşı karşıya kaldığımızda bu acıları ne kadar azaltabilirsek, onun için çalışmalara biz şimdiden başladık. Bunu da önümüzdeki dönemde hem bölgeye hem ülkemiz için hayata geçireceğiz, duyuracağız.